Evet arkadaşlar, işte arazimize giden yol burası, gördüğünüz biraz hemen 10 metre sonra arazimiz, ama önce sizlere suyu göstermek istiyorum. Bakınız, su deposu var dedim, su deposundan çıkan fazla su bak buradan aşağı gidiyor, ileride de çok yine büyük su kaynağı var. Şimdi su deposu nerede? Bak arazimiz hemen ileride, su deposumuz hemen burada arkadaşlar. Çok bol miktarda su var, hatta depodaki suyun sesi bile geliyor buraya. Evet, bakınız. İşte. Suyu görüyorsunuz, su bu. Hatta dışarı çıkan, dışarı akan bol miktarda su var, bakınız. Evet. Evet arkadaşlar. Tamam. Tarlanın içine, evet. İşte buradan tarlanın içine geliyoruz. Evet. Tarlamız burası arkadaşlar. Bakınız, tarlamıza girdik. Hatta buraya bir araba da gitmiş. Evet, işte tarlamız burası. Evet arkadaşlar, 457 metrekarelik arazimize geldik. İşte arazimiz burası, dümdüz demiştim. Etrafında hazine arazi de var. Burada aslında burada 457 metrekare değil, 1457 metrekare, bak bu çamlık alan da dahil 1457 metrekarelik bir arazi var. Evet, ince uzun arazimizin olduğu yer şu anda hazine arazisinde kalıyor. İşte çam ağaçları var. Böyle arazimizin içinde geziyoruz, mis gibi çam koktu. Bak yukarı doğru gidiyor. Bu çamlık yerde araziye ait. Evet. Hava gürlüyor. Şimşek çakıyor. Herhalde yağmur yağacak. Bak buradan da arkadaşlar küçük katrancı köyü karşıda gözüküyor. Bak köy karşıda. Köyümüz karşıda gözüküyor. Yine sol tarafta bak bir tane temiz arazi var. İşte bizim arazimiz bu arkadaşlar. Bak şuradan net bir şekilde arazimizi görebiliyoruz. Drone uçuracağız havadan. Drone'la daha rahat görüyoruz. Yemyeşil. Her tarafı hazine arazi, orman burada. Arazimizin içinde geziniyoruz. Köye 2 kilometre mesafede. Küçük Katrancı köyüne 2 kilometre mesafede. Kepsu'da 25 kilometre mesafede. Bursa sınırında. Bursa sınırına da yaklaşık 15 kilometre Bursa sınırına mesafesi var arkadaşlar. Dümdüz bir yer. Bu ortada bir tane kızılcık ağacı var. Ağaçta kızılcık var mı? Kızılcık yok. Kızılcık vermemiş. Bak burada bir de deli erik var. Arazimizin yolu var. Bakınız hiç sıkıntı yok. Yolu var. Suyu var. Yolu resmi yol değil. Söyleyeyim bunu size. İşte arazimiz burası. Buranın bütün kullanım alanı bu bölgenin size ait. Bakınız. Size ait. Bak arazimizin ortasında da bu şekilde büyük ağaçlar var. Mesela burası orman. Ormana ait. Tarlamızın dibinde. Tam sınırda. Arazimizden çıktık. Bakınız gidiyoruz. Suyun olduğu yere geçtik. Yaz ayındayız. Haziran ayındayız. Ve suları görüyoruz. Bak burada da yine bir su kaynağı var. Akıyor dere. Yukarıdan dere geliyor. Dönüyoruz. Bak yine burada da bol miktarda su var. Bakınız. Buraya da geçtik suyu. Bol miktarda suyu. Evet. Burası mezra gibi bir yer.
Ve yukarıda bir çeşme var. Şimdi çeşmeyi de gösterelim. Orada bir abdest alıp namaz kılalım. Evet, şurada. Burada. Bakınız burada da çeşme değilmiş değil mi? Çeşme değil. Evet arkadaşlar, yolumuza çıktık. Bak, ana yola çıktık. Bu yol köye gidiyor. Ve her taraf burada su demiştik. İşte bakınız burada da bir tane çeşme. Hemen dibinde havuz. Şimdi burada sularımızı dolduralım. Bak şırıl şırıl böyle tertemiz saklı. Burada da güzel bir havuz var. Evet bakınız işte. Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Bakınız sizlere çok önemli bir su projesini sunuyorum. Burada bir çeşme var. Dağdan köylüler su getirmişler. Su akıyor. Suya çok güzel bir ahır yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda. Sonra yetmemiş. Onun yanına bir tane güzel havuz yapmışlar. Bak. Havuzu da görüyorsunuz. Yaklaşık 10 tonluk bir havuz. Bu havuzun suyunu da ileride bağcılara vermişler. İşte su depolama sistemi çok basit bir şekilde bu şekilde olmalı. Her yerde bu yapılmalı. Günümüzde artık su azaldı. Yağmurlar azaldı. Kuraklık başladı. Tehlike. Su çok önemli bir şey oldu. Onun için de suları zapt etmek için bu şekilde havuzların yapmasını sağlayalım. Böyle havuzlar yapalım. Hatta buraya mesela bir tane yapmış köylü. Köylüyü örnek alın mesela. Ben birçok şeyleri köylülerden öğrenirim. Bir havuz yapmış 10 tonluk. Bunu 2, 3, 4, 5 tane yapabilirsiniz. Ne olur? Su boşu boşuna akıp gitmez. Sonra o su istediğiniz şekilde kullanılır. Yazın serinlemede kullanırsınız, bahçe sulamada kullanırsınız, yangınlarda kullanırsınız. Her yerde kullanırsınız. Bak bunu buradan herkese öneriyorum. Aynı zamanda bizden tarla, arsa alanlara da böyle bir sistem öneriyorum. Bak gördüğünüz gibi böyle bir sistem. Böyle suyun başında hiç kavga olmaz. Bak şu anda bu 10 tonluk su yaklaşık burada 5-6 tane bahçeyi sulayabilir. Ve bu 10 tonluk havuz bir gecede de dolar. Bundan düşünün 5 tane havuz yaptığınız zaman komple işte burada bir gölet gibi küçük bir su projesini yapmış olursunuz. Bunu izleyicilerime öneriyorum kesinlikle. Burası Balıkesir, Kepsut, Küçük Katrancı Köyü. Hatta ilerisinde şöyle iki parça 457 metrekare ve 449 metrekare iki tane de satılık arazimiz var. Bu havuz da onların yanı başında zaten. Bak yol da oraya gidiyor arkadaşlar. Evet. Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik,
Kadıköy Evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net.